Toplar verilmiş, üzerlerinde numaralar var. Şimdi 6 topun üzerinde birbirinden farklı pozitif tam sayılar olacakmış. Aynı rakamlar olmayacakmış. Şimdi bu topların numarasına göre küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralandığında X ve Y yan yana gelecekmiş. Yani bu ikisinin arasına herhangi bir top girmeyecek. Evet, buna göre X artı Y toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi biz küçük sayılar vereceğiz. Şimdi eksik olanlara bakalım. Küçükten büyüğe doğru sıralarken şu arada 3 sayısı var. Biz eğer x'imize 3 verirsek, y'imize başka bir sayı veremiyoruz. Mesela 5 versek ikisinin arasına 4 girecek. Yani 3'ü verme şansımız yok bunlardan herhangi birine. Tabii şu arada 4, 5 var. 5'i de veremeyiz. 2 tane sayı olmalı. Bunların yan yana gelmesi için bunlara 2 tane sayı vereceğiz. Bu araya da giremezler. Şu araya ya da bu araya girme şansları yok. Ama şu aralığa girebilirler. 6'dan sonra 7, 8 ve 9 var. Eğer biz toplamımıza 7 ve 8 numaralarını verirsek, büyükten küçüğe de sıralasak, küçükten büyüğe de hep yan yana gelecekler. Yani biz 7 ve 8 numaralarını verebiliriz. Buradan bizden istenen toplamlarıydı. 7 artı 8, bu da 15 gelir.